İşte yarının canlı gazetesi kucağımıza düşecekler. Başbakanın internete düşen yeni ses kaydı bir iş adamı için söylüyor bunu. Yine oğluyla konuşuyor ve bunu size dinlettik. Ardından son dakika gelişmesi olarak Amerika'nın insan hakları raporunda 17 Aralık'ın skandal olarak nitelendiğini verdik sizlere. Başbakanın Pensilvanya'dan durma buyur gel diye Fethullah Gülen'e yaptığı çağrısına dikkat çektik. Yine bir alo Fatih hattı dinlettik ve kayıtları imha edin sözünün başsavcılıktan nasıl dalgalandığını CHP milletvekilinden yorumladık. Alo babacığım hırsız var sloganını verdik. Statlardan yükselen sesi ve Murat Sabuncu'dan iş aleminin bütün bu kayıtları son derece yakından izlediğini öğrendik. Nitekim otoshow iptalinin de son gelişmelerle ilgili olduğunu son anda öğrendik ve manşetimizde 3 devlet adamının 3 pişkinlik örneğini paylaştık sizlerle. Bizden bugünlük bu kadar. Saat 1'de tekrarı var Canlı Gazete'nin. Ayrıca haberartı1.com.tr'den interaktif olarak bütün bu haberleri ya izleyebiliyorsunuz. Bizden sonra ekranı Mirgün Cabas devralacak. Mirgün Cabas'ın konukları İhsan Eli Açık ve Özgür Mumcu olacak. Bugün Deniz Gezmiş'in doğum yıl dönümü, 67. doğum yıl dönümü. Yaşıyor olsa 67 yaşında olacaktı Deniz Gezmiş. Ona hatırlayarak, ona veda ederek bitiriyoruz Canlı Gazete'yi. Yarın 19'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.